Ben orada okudum evet, zaten. Gülten Hanım annesini aramak için stüdyomuza gelmişti. Gülten'cim hiç vakit kaybetmeyeceğim. Anneni buldum. Ay hadi. Alo. Gülten'im. Anne. Anam. Yerimin köşesi. Sen neredesin? Yerimin köşesi. Bir tanem. Yerimin köşesi diyorsun. Neredesin annem? Ankara'dayım yavrum, ben Ankara'da. Ankara'dasın. Evet. Ya. Ben Ankara'dan ayrılmadım ki. Kelimelerin kifayetsiz olduğu andayım şu an. Ah yavrum. Ankara'dan ayrılamadım ki, belki beni arar bulur diye. Ankara'nın neresindesin? Atapark Geçören Atapark Mahallesi. Öğrenirsin adresleri sonra. Onları öğreniriz. Evet. Nasılsın da, iyi misin de, ne yapıyorsun de bize? Nasılsın? İyiyim. Sağlığın yavrum, nasıl? Iyi. Yavrum dur. Dur yavrum. Alo. Alo. Türkan Hanım biraz cam kenarına doğru git, cam kenarına. Alo. Heh, duyuyoruz seni. Geliyor mu sesimiz? Geliyor geliyor, ben yeğeniyim. O kendi biraz şimdi rahatsızlandı, kendi rahatsız zaten. Evet. Ben Fatma Pırarbaşı, ben... Senin sağlığın nasıl? Biz de aynı. Yeğeninmiş. Yeğenin mi hasta? Hayır hayır, annem biraz şimdi heyecanlanmış. Ses alamıyorum. Bir dakika, annem biraz rahatsızlanmış, şimdi yeğenini aldı telefonu. Ha. Fatma Pınarbaşı, ben haber vermiştim. Fatma. Fatma, kim Fatma, Fatma kimdir, ben hiçbirinizi tanımıyorum. Eşinin yeğeniyim ben. Eşinin yeğeni. Evet, şu andaki benim yanımda kalıyorlar, burada birlikteyiz. Annemin evli olduğu beyin yeğeni. Ha evet. Anladım. Anladım. Tanışırız inşallah. İnşallah inşallah, her zaman bekleriz. Nasıl Türkan Hanım? Vallahi şimdi rahatsız, o biraz işte şeysi de, biz şimdi kendine geldi, ona veriyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ Allah razı olsun. Sağ olun benim, ben de sana teşekkür ediyorum. Sağ olasın, Allah razı olsun. Peki azıcık daha de konuşabilir miyim annemle? Tabii tabii. Tabii alayım ki de. Sor bakalım, ne yapıyor, evli, bekar, çoluk, çocuk, kardeş? İyi alo misin? Alo. Annem. Anneciğim, bana yıllar önce bir fotoğraf göstermiştin, abinin resmi diye. Askerlik evet fotoğrafı, yaşıyor mu? Evet, yaşıyor. Nasıl? Yaşıyor. Yaşıyor, yaşıyor değil mi? Yaşıyor. Onu da görmek istiyorum. Tamam annem, öyle değil. Evet. Türkan Hanım'ı şu telefonu çeken yere doğru götürün, Fatma Hanım. Tamam, ben balkondan gitmedim bir yere. Anladım. Anlayamıyorum ki. Türkan Hanım, gözün aydın. Sağ olun, Allah razı olsun. Aydınlık evlerinizde de olsun inşallah. Evli misiniz şu anda? Efendim? Evli misiniz? Evet, evet. Eşiniz var? Yok, benim de başımda. Biz onunla çok aradık onu. Aa, evliyim, beyim de başımda, biz çok aradık onu diyor. Niye görüşemediniz, göstermediler mi? Evet. Vallahi böyle program yoktu ki. Evet, o zaman. Yani... Gülten, bize anlattığını anlatsana, sana sarılmak istiyorum, omzuna falan anlat, biraz heyecan yaptın. Ben çok heyecan yaptım yani. İnanamadım, biliyorum. Ben de evet, yani isterim. Kelimeleri çok iyi kullanan bir insanımdır. Yani ama şu an Türkçeyi unuttum. Almanca devam edebilir miyim diyeceğim. Yani konuşmayı unuttum. Şu anda kelime hazineniz yetmiyor. Yetmedi yani, kifayetsiz. Yani şu an hiçbir evet cümle şu anki olduğum durumu anlatamaz. Evet. Anlatamaz. Kelime yok bunun için. Söyle anneciğim, ben sana sarılmak istedim. Ben daha uzun bir...
Ben bugün olabileceğini hiç düşünmedim ya. Ne kadar iyi güzel bir şey bu. Hızır acil servis. Üzüntülü olanlara hemen bir moral doping yapıyoruz. Bir reklam arası kadar sürede bulundu. Ona ve şu an şöyle seyiriyor ve başım dönüyor. Özür dilerim. Ona ışık hızında program diyorum. Evet, Allah şükürler olsun. Gülten, anneni anlat. Sana anne demek istiyorum, sarılmak istiyorum falan diyordun ya, anlat be. Anneciğim. Tamam. Hiç programı bugün izleyebildin mi? Efendim? Bu Müge Anlı'nın programını izledin mi? Sana olan hislerimi, ne yapmak istediğimi. Ya bak, evet, çekmiyor bir tanem, çekmiyor artık. Sana sarılmak ya, istiyorum. Sana sarılmak istiyorum. Senin göğsüne yatıp anneciğim demek istiyorum. Ben anne kelimesini istiyorum. Sen bana okşama. O tenini koklamak ben de istiyorum. Ben de istiyorum bir tanem. Ben de senin saçını okşamak istiyorum bir tanem diyor. Saç da kalmadı bende, artık okşanacak ama kalanını okşarsın. Ondan sen bana senin yanın sağa yeter yavrum. Annem en yakın sürede bağlantıya geçeceğim seninle. Emin ol ki tamam. Şu an başım dönüyor. Her an burada yığılıp kalabilirim. Aa lütfen. Yok. Toparla. Bekliyorum sizi Türkan Hanım. Ben de. Geleceğim diyor. O buraya gelecek. Ya bir ne söyleyeceğim? Gülten, Gülten hala böyle bir şok durumdasın, farkındayım ya. Ay nasıl sarıldığını hissetmenizi isterdim yani. Canım benim tir tir titriyor. Ay. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Gözün aydın. Çok mutlu oldum senin adına. Geleceğim, saçlarını okşayacağım diye. Anneciğim seni bekliyorum de. Anneciğim senin Müge Hanım'la birlikte bekliyoruz. İnşallah yavrum beni alırsın. Sana saçlarımı yıllar boyunca okşatacağım. İnşallah. Senin göğsünden kafamı hiç kaldırmayacağım. Ne zaman alacaksınız beni? Hemen alıyor Kevriye Hanım seni. Tamam. Ya canım tamam, benim ellerinizden öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum bağlandığınız için. Hadi gelin anne kız kavuşun. Canım benim. Mutluluk gözyaşları değil mi bunlar artık? Ha? Evet. Bunlar mutluluk gözyaşları. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok mutlu ettin sen de bizi bak. Sahip olmadığım anneme sahip oldum. Yani bir annem vardı, üvey anne. Yani Ayşe Fatma der gibi anne dedim ben ona. Yani bir isimdi anne kelimesi. Ama şu an gerçekten annem diyebileceğim. İçi de oldu yani. Aynen. Aynen. Benim buna ihtiyacım vardı. İçini dolduran annem kelimesine ihtiyacım vardı. O cana ihtiyacım vardı. O tene ihtiyacım vardı benim. Şimdi yarın inşallah gelir. Hayırlısıyla sarılırsın annene, böyle bir kucaklarsın, böyle göğsüne yatarsın. Çok teşekkür ederim. Ben de çok mutlu çok oldum. Çok teşekkür ederim. Gözünüz aydın, gözünüz aydın. Ay. Abi. Ne güzel. Heyecanlandım. Evet. Herkesin darısı başına. Ali Boca'yı unuttunuz. O da en son. O benim hemşerim. Gönül aynı. Aynı mahalleden. Türkan Hanım. Vallahi hazırlıklı gel. Bana bir sarıldı. Allah. Annene böyle sarılma valla. Anneme sarılır gibi sarıldım size Müge Hanım. Canım benim. Çok yani mutlu oldum. Düşün yani, sana böyle sarıldım. Ona daha nasıl sarılabilirim? Daha sakin sarıl bence. Türkan ablacığım canım. Ellerinden öpüyorum seni. Yarın ellerinden bekliyoruz öpüyorum inşallah. Ellerinden öpüyorum anneciğim. Evet. Türkan'ın yüzü güldü. Seni çok iyi anlıyorum. Hiç kolay şeyler değil bunlar.
ağlamayacağım falan dedi. Aman dedim ağla, ben ağlamayandan korkuyorum. Gel makyajını da silelim şöyle. Annen seni güzel görsün. Yarın daha güzel yaparım. Bugün acı, yarın daha güzelini yaparım. Tamam, gayet. Yol yorgunluğu ancak bu kadar olmuştu. 15 saatlik. Neredeyse 15 saatim geçti bugün yollarda. İyi ki geldin ama bak kısmet bugün neydi. İyi ki geldin. Yakınlarınızı arıyorsanız hiç vakit kaybetmeden gelin efendim. Ben de çok mutlu oluyorum gerçekten. Sizler bu kadar böyle... hızlı beklemiyordum yani. Ya dedik ki Işık Kızı'nda program burası. Evet. Allah şükürler olsun izleyicilerimizin sayesinde. Ben çok düşündüm. Buraya müracaat etmek için çok düşündüm. Daha önce hiç izlemiyordum. İsminizi çok duyuyorum, programı çok duyuyorum. Ama benim pek tarzım değil böyle hani işte şu televizyonu izlemek, şunu yapmak, bu yapmak. Çok fazla televizyon izleyen bir kişi de değilim. Ama tavsiyeden sonra oturdum. Özellikle ekip şey bana verildi. Şunu izle, şunu izle. İzledim, baktım, formata bakıyorum. Harika. Gelenler bir şekilde mutlu ayrılıyor. Epey bir takip ettim. Sonra karar verdim. Kolay buraya gelmek için karar vermek çok zor. Yani dünyada... İnsan hemen bir anda karar veremiyor. Çünkü işin arkasında ne çıkacak bilemiyorsunuz. Özür dilerim Gülten'cim. Efendim? Dünyadan haberin yok mu senin? Ama yani daha önce, hani daha yıllar önce insanların gelmelerinde daha... sıkıntılı düşünüyorlardı ama sonuçta ben hayata şöyle bakıyorum. Bu tabii ki benim kendi karakterimle ilgili. Herkes böyle düşünmek zorunda değil ama bir şey acı da olsa öğrenmek öğrenmektir. Yani bileceğiz, öğreneceğiz. Acıysa acıyla yüzleşeceğiz. Mutluluksa mutluluğu yaşayacağız. Evet. Çünkü benim bir şey bilmemem demek onun orada olmadığı anlamına gelmiyor. Zaten o orada duruyor. Ben biliyorum ya da bilmiyorum. İyisini kötüsünü bilmek, yani bilmek isteyen birisi için iyisini de kötüsünü de bilmesi gerekir. Tabii ki insan kendi kendine bunu bilirse, öğrenirse daha kolay. Ama Türkiye'ye mal olmak, Türkiye'nin önünde bazı gerçekleri öğrenmek... Ne güzel bak, Türkiye mutlu oldu seninle değil mi? Türkiye mutlu oldu. Ben de güzel mutluluk verdim insanlara da.